niçin kaçıyorsun sen? Kapat! Dağışma yapamazsın! Hangi devrede? Şehitlerin kanı üzerinden birilerini sömürmesi doğru. Geçiş baştan aşağı geçtiğinin yanına. İyi akşamlar. Haber'in kanalı A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanan Deşifre programından merhaba. Bu akşam Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının şüpheli ölümünü bir kez daha masaya yatıracağız ve soracağız. Eğer Muhsin Yazıcıoğlu bir suikaste kurban gittiyse bunu kim ya da kimler neden yapmış olabilir? Nizami Alem sempatizanı gençler ilişkilendirilen Hrant Dink Zirve Yayınevi ve Rahip Santora cinayetleri için Muhsin Yazıcıoğlu neler söylemişti? Bu cinayetlerin bütünüyle aydınlanması kimlerin işine gelmez? İşte ele alacağımız diğer konu başlıkları. Türk dünyasının lideri! Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının hayatını kaybettiği helikopter faciası soruşturmasında yeni bir dönemece girildi. Sabotaj ihtimali giderek artıyor. Malatya Özel Yetkili Savcılığı tarafından başlatılan tornavida operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 4'ü muvazzaf asker, 3'ü de kaza kırım raporunu hazırlayan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uzmanı 7 kişi, helikoptere ait cihazların çalınmasına iştirak etmek, suç delillerini karartmak, sahte tutanak tanzim etmek ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamalarıyla tutuklandı. Peki savcının iddiaları ve Malatya Özel Yetkili 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanıkları tutuklama gerekçeleri arasında yer alan silahlı terör örgütüne üye olmak tespiti ne anlama geliyor? Acaba helikopteri Devlet Denetleme Kurulu raporlarına da yansıyan ve TSK içinde var olduğu iddia edilen Atakurtlar Çetesi düşürmüş olabilir mi? Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları TSK içindeki derin bir yapılanmanın operasyonu sonucu mu hayatını kaybetti? Son operasyon ve tutuklamaların ardından helikopter faciası tam olarak aydınlatılabilecek mi? Tüm bu sorulardan yola çıkan Deşifre ekibi aylar sonra helikopter faciasının yaşandığı bölgeye gitti. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarına geçit vermeyen dağlarda şüphelerin izini sürdü. Çantayı bizi gösterdi, bu çantayı. Çok çarpıcı dosya şimdi Deşifre'de. Helikopter faciasında hemen her gün yeni gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler suikast şüphelerini daha da artırıyor. En önemli soruysa hala yanıt arıyor. Tam 48 saat boyunca helikopter enkazı neden ters yönde arandı? Görgü tanığı köylüler faciadan hemen sonra helikopterin düştüğü yere bildirmiş ama dikkate alınmamıştı. Ayrıca GSM sinyallerini takip eden uzmanlar birkaç saat içinde helikopterin düştüğü bölgeyi saptamış, haritalar çıkartılmış ama yine de bu haritalar dikkate alınmamıştı. Peki ama neden? Bunca yanlış nasıl bir araya gelmişti? Arkadaşımız Bahadır Kerimoğlu işte bu soruların peşine düştü ve helikopterin düştüğü Keş Dağı'na kadar çıktı. İzliyoruz. Ben şu anda helikopterdeyim. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının üzerinden tam 2,5 yıl geçti. Kaza gibi görünen helikopter faciası daha ilk günden yanıt arayan sorularla doluydu. Her geçen gün bu şüpheler azalmadı, daha da arttı. Ve Deşifre, kazanın ardındaki sır perdesini aralamak için helikopterin düştüğü bölgeye gitti. Ekibimiz Kahramanmaraş'ın geçit vermeyen dağlarından geçerek Keş Dağı'na ulaştı. Aradan geçen 48 saatin ardından Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopter Keş Dağı'ndaki işte tam bu noktada bulunmuştu. Helikopter Keş Dağı'na düştükten 48 saat sonra çevre köylerden gelen 17 vatandaş tarafından bulunmuştu. Kendi istekleriyle aramaya çıkan köylülerin liderliğini ise Döngel Köyü eski muhtarı Yılmaz Dilki üstlenmişti. Muhtar Dilki Deşifre'ye o gün yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. O gün o şartları anlatmak inanın gerçekten şu an aynı duygu ve düşünceleri, aynı hüzünü tekrar yaşıyorum. Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin içinde bulunduğu helikopter, Kozcağız ve Sisne köylerinden geçmiş, düşmeden önce de köylüler tarafından görülmüştü. İşte helikopter kazasının ardındaki şüphelerin izini süren
deşifre ekibinin Kahramanmaraş'taki izlenimleri. Takvimler 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Saat 15 sularıydı. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını taşıyan helikopter Çağlayan Cerit'ten Göksu'na doğru hareket etmişti. Ancak bir süre sonra helikopterin düştüğü haberi tüm Türkiye'ye yayıldı. Bunun üzerine her yerde arama kurtarma çalışmalarına başlandı. İşte helikopter düşmeden önce arkamda gördüğünüz Kozyağız köyünden geçmişti. Bakalım köylüler o gün nelere şahit oldular, birlikte dinleyeceğiz. Nereye kadar takip ettin helikopteri? Gidene kadar takip ettim. Buradan geçerken helikopter alçalarak geçti. Hatta pilotun kulağı çalıklar bile gözüküyordu buradan. Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopter önce Kozcağız köyünden, ardından da Sisne köyünden geçtikten sonra gözden kaybolmuş. Helikopter geçerken işte burada dağdan ben keçiler otlatıyordum. Olay günü buradan helikopter geçti. Ben oradan izliyordum helikopteri. Çok enginden gitti. Geldi buradan da böyle köyün evlerinin önünden böyle geçti. Bizden alçaktaydı helikopter. Alçak uçuyordu. Çok alçak uçtu evlerden aşağıda. Biz de içinde geçekene gördük adamları. Köyün en tepe noktasında oturan Ünal ailesi ise helikopteri uzunca bir süre takip edebilmiş. Ve en son Keş Dağı üzerindeyken görüş alanından çıkmış. 15 yaşındaki Eda Ünal, helikopterin tam Keş Dağı üzerindeyken siyah bir duman çıkararak gözden kaybolduğunu anlatıyor. Ben o anda uçak görükmedim. Birden bir şey püskürdü. Duman gibi bir şey püskürdü. Tam dağın üstüne böyle toz vardı. Yükselmişti yani. Duman mı yükseldi helikopterin düştüğü yerden? Evet. Ama sis değildi değil mi? Sisten farklı bir şeydi. Evet. Yo, sis falan yoktu ki zaten o zaman. Bura güneşliydi. Hafif kar vardı eteklerinde, odan. Daha hiçbir kar falan yoktu. Görgü tanığı köylüler 156 jandarma imdatı arayıp helikopterin düştüğü yeri söylemiş ve enkazın yanlış yerde arandığı yönünde uyarıda bulunmuşlar. Ancak bu uyarı ve ihbarlar anlaşılmaz bir şekilde dikkate alınmamış. Sabahleyin buradan köyün traktörlerine gittik aramaya. Kaç kişi gittiniz? 20-25 kişi vardık giden. Biz gördük, buradan geçti. Siz yanlış arıyorsunuz. Helikopterin düştüğü yeri biz biliyoruz bu tarafta. Dedik bize şey verin, araç verin, biz gerek. Siz bize dediler siz bilmiyorsunuz. Siz yanlış yönlendiriyorsunuz bizi. İnanmadılar. Başka yerler aradılar. Burada dediler ki bize sen bizim telefonumuzu meşgul etmen. Kapardın, bizi bir daha araman deyin. Böyle bize cevap geldi. Komutanım, siz başka yönlere yönlendiriyorsunuz. Arama kurtarma ekiplerini. Ama helikopter bizim buraya düştü dedik. Kozcağız köylüleri gibi Sisne köyü sakinleri de helikopteri görmüş. Ancak onların da yaptığı ihbarlar ciddiye alınmamış. Ve her nedense enkaz farklı yerlerde aranmış. O depelere baktık, oradan o sivil savunma şeyler geldi. Biz dedik ki biz bu tarafa baktık, bu yukarılara bakın dedik. Biz de hiç zaten dinleyen olmadı ki bizi. Adamlar birisi aşağı gidiyor. Ya diyor kardeşim bak bu tarafta yok, baktık o tarafa, bu tarafa bakın. Hiç kimse de gitmedi öyle. O bölgeyi aramadılar. Aramadılar, o gece aramadılar. Eğer o gece aransaydı o adam kurtulurdu, o telefonu açan adam. Amca Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri önce Kozcağız köyünden geçmiş, sonra bu Sisne köyünden geçmiş. Gördün mü helikopteri? Gördüm ben. Nereden geçti? Buradan geldi. Çok havalar iki arasında böyle ilerledi. Bir de böyle şey ramp yapıp şöyle yukarı geçti. Bayağı alçak mı gidiyor? Alçak gidiyor. 20 metre ancak var. 30 metre. Gördün mü içindekileri? Böyle geçince şuraya çıktım. Sonuna kadar izledim. Deşifre helikopter enkazını 16 arkadaşıyla bulmayı başaran Döngel Köyü eski muhtarı Yılmaz Dilki ile de konuştu. Eski muhtar Dilki kaza sonrasında yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. Köyün imamını aradım. Dedim hocam hemen camiye anons yap. Helikopter Keş Dağı'nda sabahleyin muhtarın evinin önünde hazırlanın. Sabahleyin erkenden helikopteri aramaya çıkacağız diye anons geçtirdim. Sabah erkenden çıktık. 16 kişi bir grupla 3 araçla Göksu'na geldik. Kızılöz köyüne ulaştık. Yani buraya geldiniz. Evet, Kızılöz köyüne. Şu caminin olduğu bölgeye araçlarımızı park ettik. Ve buradan bize engel olmalarına rağmen hiç kimseyi dinlemedik. Buradan arkadaşlarımızla bir 16 kişi çıktık.
enkazın Keş Dağı'nda olduğunu, civar köylerden aldığı bilgilerle saptadığını söyleyen Yılmaz Dilki, yetkililerden olumlu yanıt almayınca köylüleri topladığını ve dağa çıkmaya karar verdiklerini belirtiyor. Muhtar arkadaşları aradım ve Sisne'den bir arkadaşımla telefon bağlantısı kurdum. O da helikoptere gördüğünü ve Keş Dağı'na doğru gittiğini söyledi. Helikopterin yerini tamamen olmasa da yani yakın bir yaklaştırdım. Orada komutanlar vardı, üst düzey komutanlar vardı. Onları anlattım. Dedim komutanım helikopter Keş Dağı'nda. Bu bilgiye nereden ulaştın dedi. Dedim Sisne'den gören var. Kozcağız'dan gören var. Ve aynısını paylaştık. Bir netice alamadık. Aradan geçen 48 saatin ardından Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopter Keş Dağı'ndaki işte tam bu noktada bulunmuştu. Ancak onları tam donanımlı arama kurtarma ekipleri değil köylüler bulabilmişti. Ama artık çok geç kalınmıştı. İsmail Güneş'in yardım çığlıkları ise hala belleklerdeydi. İşte o dönem köylülerin liderliğini üstlenen eski muhtar Yılmaz Dilki yanı başımızda. Bakalım o gün yaşadıklarını şimdi bize ayrıntılarıyla nasıl anlatacak? Biz tam şu bölgeye geldiğimizde, şu yukarısına geldiğimizde orada bir toplanalım arkadaşlar dedim. Çünkü bu bölgeye dedim tam sistemin tam karşısı. Çünkü arayacağımız nokta burası. Bu bölgede yoğunlaşacağız dedim. Ve öndeki giden arkadaşımız aha dedi bir sefer. Tam enkazı şuradan öndeki giden arkadaşımız görmüş. Hacı Kuzgun dediğimiz arkadaşımız. Hemen bu arada tipi var herhalde. Tipi var. Evet. Her taraf bembeyaza bürünmüş. Ve helikopter ortada kıpkırmızı parlıyor. Açık bir alan. Başka noktalar aradınız mı hiç? Başka noktası değil çünkü bu nokta üzerinde yoğunlaştık biz. Şimdi deniliyor ki aramaya katılımlar şurada işte şu kadar aranıyor. 3000 kişi aranıyor, 5000 kişi aranıyor. 3000 kişi dediğiniz kişi bu bölgede yarımşer metre mesafeyle dursa bu bölgede bakmadık bir metre değil bir adım. Ben o gün için arandığını sanıyordum ama gerçekten hayır ya. Gördüğümüz içinde bir çanta vardı. Helikopterin içinde bir omuz kamerası vardı. Bunu helikopterin da hala içinde miydi yoksa dışında mıydı? Helikopterin içindeydi. Siyah bir çanta. Siyah bir çantaydı. Laptop çantası gibi şöyle büyükçe bir çantaydı. Buradan ayrıldıktan sonra aradan 20 saat geçti. Kızılöz köyüne geldik ve bir gün sonrası hala helikoptere ulaşılamadı. Kameraman İsmail Güneş helikopterden çıkıyor. Ayağı sakat, kırılmış. Evet. Buradan hangi noktada bulundu kendisi? Şu aşağıdaki şu büyük ağacın hemen orada bulundu da. Köylülerin ve İsmail Dilki'nin anlattıkları arama kurtarma çalışmalarındaki yanlışları açıkça ortaya koyuyor. Üstelik anlatılanlar helikopter faciasındaki şüpheleri daha da arttırıyor. Yetkililere zaten gerekli telefonumuzu da verdik, hafıza kartımızı da verdik. Hafıza kartımız derken yanlış anlamayın devlet denetleme kurumundan gelen yetkililere verdim. Ve araştırırsın. Burada çünkü resim çekmiştim birkaç tane. Efendim helikopter faciasında her gün yeni iddialar, yeni kanıtlar ortaya çıkıyor ve bu kanıtlar ortaya çıktıkça sabotaj iddiaları daha da güçleniyor. Bu akşam Deşifre'de yine helikopter faciasını konuşacağız. Stüdyoda konuklarım var. Sayın Kemal Yavuz, avukat, Büyük Birlik Partisi ve ailenin, Yazıcıoğlu ailesinin avukatı. Kemal Bey hoş geldiniz. Bir gazeteci meslektaşımız var, Emre Soncan. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş siz de Keş Dağı'nda bir Alperen kitabının yazarısınız. Evet. Efendim Ankara'da çok değerli konuklarım var. Sayın Hasan Celal Güzel, Sabah gazetesi yazarı ve eski bakanlarımızdan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk.